Ayten seni alalım. Gel ve senin pencerenden konuşmaya başlayayım. Gel bakalım. Kızım, böyle mi gidiyorsun düğüne? Hiç gitme. Biraz daha normal olunur. Yapma Allah aşkına. Hiç görmedim böyle bir düğüne giderken bir eli burada, bir eli burada hamile kadın. Benim eşim de hamileydi. Son ayında bile böyle devamlı böyle. Yok öyle bir şey. Daha düz dur karşımda. Açık elini belinden çek bir elini. Hah. Bir elin karnında hadi olsun. Oyunculuk yapıyor sana. Oyunculuk yapıyor. Hikayem vardı. Dur anlatacaksın hepsini, söyleyeceğim şimdi. Önce bir kere şunu söylemem ve konuşmam lazım. Bunu böyle orada sen konuşurken duramadım. Şimdi Rabia yanlışlıkla arkadaşını çarpmış ve havuza düşmüş. Sen oradan bıdı 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 bir şey söylüyorsun. Böyle bir şey olur mu çocuğum? Sana hiç yakışır mı bu? Geçmiş olsun diyeceğiz. O meseleniz ayrı. Bu başka bir olay. Bütünüyle başka bir olay. Aynı şekilde senin için de geçerli bu bir. Ben konuşmadım ama bu başka bir olay. Sen de söyledin. Yüzme bilmeyebilir. Bir şey olabilir. Boğulabilir. Her türlü şey olabilirdi. Yardım etmenizi ben tercih ederdim. Bir kere ona. Söyle ne diyeceksin? Tamam. Biz sabahleyin tartıştık. Olabilir. Ve ben 2-3 kere laf attım. Barışabilme adına. Buna çok büyük tepki gösterdi. Hatta beni diskalifiye etmek için uğraştı. Düşünmüyorum. Şimdi konuşacağım. Öncesini söyleyeceğim. Orada ben jest yapıyordum. Onu benim karakterime hakaret etti. Ve sonrasında yürürken, normal kameralar yokken sen bana nasıl öyle dersin diye üzerime yürüdü. Ben bir şaşırdım. Sonrası var. Bir de onu söyleyeceğim. En çok sinirlendiğim, ondan sonra daha çok sinirlendim. Çünkü bir ben orada, ben gideceğim hani söyleyeceğim özür dilerim orada bir anlık şeye geldim diye. Bir ben orada diyor ki aferin diyor, helal olsun kız sana diyor. Bana öyle yaptı ya, beni egart etmiş, bana şey yapmış diye. Aferin sana diyor. Ben onu duyunca hemen döndü Rabia, beni gördü. Aynen böyle. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bana üzerime gelen o mu değil mi? Ben sadece Rabia dedim, bu kadar. Yerinde İlerledim. Durur musun? Tabii ki. Özür dilerim. Rabia, bir ben neler duyuyorum çocuklar. Ya ben doğruları bir saniye, ben şok içinde dinliyorum şu an Aynı Hakan Bey. Aynı fikirde olacağımız insanlar. Yani, gerçekten... yani şu an ikisi iki düşman taraf. Ben aynı fikirde ve sen ben başka bir hikaye anlatıyormuşsun gibi bir algı var. Bir şey diyeceğim, şok oldum. Hiçbir şey anlaşılmadı anlattığında. Gerçekten tüylerim ürperdi. Biz anladık. Siz üçünüz onun evet. fikrine karşısınız değil evet. mi? Buradan karşı olan var mı? Kemal Bey şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz Sabiha'ya diyorduk ya kışkırtıyor falanlar filanlar. Gerçekten daha beteri, daha yüksek çıkışlı olan ve devamlı bizi tehdit eder gibi konuşan korkuyorsunuz bizden. Ben sizi yönetmeye geldimler. Endamlar, tavırlar, tehditler. Yani tamam. Çok kötü. Söylemedin arkada mi bunları? Çok kötü. Söyledim, söyledim. Söyledin. Söyledim. Peki o zaman şimdi neden böyle... Söylememiş yok, edaları yok, bir yapıyorsun. Bir an zannettim ki beni savunacak, o yüzden sonra duyduğuma. Ama önceki konuya gelelim, konuyu değiştirdi. Şu elini belinden alır mısın artık? Pardon, özür dilerim. Bir dakika, ben arkadaşlar Rabia'yı, ben çünkü Rabia'yı farklı tanıdım. Ama yanılmış mıyım acaba? Hayır, yok, hayır hocam. Hayır, yanılmadınız. Dinlemek istiyorum. Yanılmadınız. Uğurkan Bey şöyle ilk geldiğinde zaten şu bakışlardan bile bence bir şeyler çıkarabilirsiniz şu an. Öyle bir oyunculuk yapıyor ki... Böyle bir şey olamaz şu hareketler. Orada böyle bir bakış falan attı. Şok oldum. Çok ürkütücü bir karakter. Gerçekten oyunculuğu çok tehlikeli. O kadar böyle şu an yanlış şeyler söyledi ki ben doğrusunu anlamadım. Ben de oynayabiliyorum da gerçekten senin kadar oynayamıyorum. Kışkırtıyor. Şöyle sen alışveriş sonunda Sabiha, evet. Birben ve Rabia ile tartışmışsın. Üstüme yürüdü konu diyor ya. Konu? Konu? Yüzük. Ve haklıymış şimdi. Gibi ağladı. Ne dedi, duymadım bitmedi. Kavgayı Sabiha yüzükten sen, başlattı. Doğru söyle bir ben şaşırma. Evlendin mi? Hayır evlenmedim. Evlenme teklifi aldın mı? Aldım. Ve? Evlenmedin. Evet evlenmedim. Konu nedir onu soruyorum. Yüzük dedin ya. Evet. Ne oldu diyor. Aa, 500 tane yüzük var. Sende bir tane var. Onun sebebini anlat bana. Düşünüyor şu an, kurguluyor. Kendisi takmış dedi. Biraz evlenememiş dedi. Bu yaşa gelmiş evlenememiş ama yüzük öyle takmış şey deyince. Dedin ya dedin. Öyle bir kelime dedi. Ben olmayayım dedin ya.
arkadaşlar, ben bu olayın neresindeyim? Bir dakika, ben bir saniye. Ayten bir olayı baştan sona anlatsın, hepinize söz hakkı vereceğiz. Tamam. Anlat. Yüzük mevzusu Sabiha'yla başladı. Ben hani şey dedim, kocam aldı dedim tek taşıma. Tamam, ben bugüne kadar evlenmedim ama konsepti ben de kendimi ona uygun gördüm. Eltim olacak nihayetinde. Yüzüğümü gösterdim. Tuttu oradan dedi ki, bana diyordun dedi, ne oldu dedi. Hani balonlar için sana da birisi, benim kocam aldı. Hiç evlenmemişsin ama dedi, hiç evlenmedin ya dedi. Sana birisi alsaydı falan deyince çok zoruma gitti. Evet, evlilik kararı biraz tercih meselesidir insanların. Benim de tercih meselem ama zoruma gitmesinin sebebi... Nedir? Ben bu yaşıma kadar hiç tek taş takmadım biliyorsun. Takmadı. Sana hiç kimse tek taş takmadı. Hayır, o değil. Takmadı değil. O farklı bir şey. Hiç evlenme teklifi aldın mı? Aldım. Aldım. Sevdiğim çocuktan aldım bundan 20 sene önce. Ve evlenemedin mi? Öldü. Öldü mü? Aa. Aa. Ne? Ay, tüylerim diken diken oldu şu an. Anlatmak ister misin? Ben onu düşünce hep yüzüm güler. Yani o yüzden ağlamak istemiyorum. Onu düşündüğüm zaman benim yüzüm güler. Çünkü çok iyiydi. Beni çok sevdi. İlk çıktığı kızım ben onun hayatımda. Ömrü o kadarmış. Kaç yaşında? O 24'tü. Ben o zaman 19, 20'ye giriyordum. Evlenme teklif ettikten sonra mı oldu? Evet. Şimdi yaş itibariyle kızların hepsi alabilir öyle teklif atar. Ama onunki çok farklıydı. Bana evlenme teklifini şöyle etti. Gönlümün prensesi olur musun demişti. Ben ondan sonra hiç prenses olmadım. Hepmiş gibi davrandım. Ama hiç prenses olmadım. Nur içinde yazsın, adı da Nuri. Allah rahmet eylesin. Güzel bir şey söyleyeyim. Ben onun kadar kimseyi... sevmedim. Sevemem. Bir gün Rabbim canımı alacaksa... onunla o meleği göndersin, bana o gelsin. Giderim, giderim Nuri'm, gelirim yemin olsun. Gelirim, gelirim Nuri. Biraz sen istiyorsan biraz dışarı alalım mı? Bu ne ya? İyisin. Değilim. Hadi gel. Değilim. Gel, tamam. Değilim. Gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Allah'ım. Gel ya. Allah'ım, 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 Allah'ım. Gel otur. Evet, biraz hikayesi Ayten'in bizi dağıttı. Ayten de dağıldı zaten. Seni podyuma alayım mı Ayten yeniden? Toparlandıysan lütfen. Toparlandım ama bugün kendimi prenses gibi hissedeyim mi? Yanında siz olun. Tamam mı?
Urkan sende mi kalmıştık? Ay bende herhalde, bende. Bende kaldık herhalde. İyi, hamile bir konseptle gelmişsin. Evet. Hikayem şuydu. Hani bir Elton'un en büyük silahı çocuğudur. Ben de şu sen ilk gelinsin. Gelinim. Bu yaşta da daha nişanı takarken ben zaten kafamda kurdum. Dedim ki eyvah papucum, dama atılacak hemen bir tane. Torun patlatayım. Bir de son günlere denk getiriyorum olayı. Çok güzel gelin. Ay ne yapayım, çok güzel, dayanamam asetinden çatlarım. Gördüm, gelin bayağı güzeldi. Afeti derya gelinimiz, dayanamam. Evet. O yüzden böyle bir konsept yapmak istedim. Fiyatları söyle, ayakkabılarını göster hem de. Göstereyim. Göstermeseydin, fiyatları söyleyebilir misin? Fiyat 130 TL ayakkabı. Devam, evet. 270 TL. Evet. Takılarım 35 TL. Tamam. Renk güzel, severim. Fakat bu tip şeylerde, bu tip giydiğiniz zaman... ...her zaman bütün hanımefendiler tam oturmadığı zaman... ...böyle, böyle, böyle çekersiniz senin çektiğin gibi üstünü. Onun için hem de şu görünen beyaz yanıklarını kapaman açısından... ...bir askı koyabilirdin. Yanıklarını vücut boyasıyla kapatabilirdin. Şurada bir askı olması lazımdı ki senin... Böyle, böyle, böyle bir davete gittiğin zaman böyle, böyle yapman hiç hoş gözükmez. Topuklu giymen tabii ki çok güzel bir şey. Ama bu ayakkabı düz bir ayakkabı olmasını tercih ederdim. Düz renkli bir ayakkabı olması. Üstündeki renkten bile olsa gene platformlu olsun boyun uzun tutmak için. Öyle daha güzel olurdu. Yürürken bir davette gözlerim ona geldiği zaman ayrıca da ay aman kızcağız hamile de düşecek de derim. Hadi işin esprisi olduğu için onu söylemeyeceğim. O ayakkabı rengi göz alıcı. Çantan nerede çocuğum? Ben düğün sahibi olduğum için çanta takmak istemedim. Onu da uydurdun. Tamam. Onu da uydurdun. Alamadın herhalde. Yetişemedin değil mi çantasız? Evet. Bir daha sakın bu hatayı yapma. Biz hepsine söyledik. Şuraların güneşten askılı elbiselerle veya tişörtlerle yanıyorsunuz. Buraların bembeyaz gözüküyor. Olamaz. Olmamalı. Sürdüm ama çok fazla yanmışım. Kapatamadık. Onu Gülşah ablan, Gülşah ablan olamaz tabii ki. Gülşah'a gelince anlatacak olamaz yani. Abla desinler, Gülşah desinler. Hiç fark etmez. Onda aşkım. Olamaz. Gülşah gelince tam onun nasıl güzel boyanabileceğini, kapatabileceğini anlatacak. Saçlarım ben zaten kıvırcık saçı hep çok sevmişimdir. Gayet güzel toplamışım. Ay söyle tamam bu kadar, yeter benden. Hadi Gülşah. Teşekkür ederim. Oh. Evet, mahvettin bizi. Neyse. Şimdi kombinine geliyorum. Nereden başlasam diye düşünüyorum. Saçından başlayayım. Evet, kabarık saçlı bir kızsın. Ve yuvarlak yüzlüsün. Biraz daha o saçın streplez bir elbiseyle daha en azından yapışmasını isterdim. Yani en azından daha böyle. Çünkü proporsiyonuna göre saçtan dolayı başın... Ya da onları böyle açacaktın, bırakacaktın. Evet, hamilesin. Hamile olduğun için de böyle bir elbise tercih etmişsin. Ona bir şey söylemiyorum. Ayakkabın mümkünatı yok. Yani onu herhalde bugün olacak gibi değil. Makyajına geliyorum. Makyajın, evet şimdi ağladın, okey. Ama ondan önce burada oturduğunda da ve podyuma çıktığında da baktığımda bildiğim bir çamur gibiydi makyajın. Makyajlarını hiç beğenmiyorum senin. Dünkü makyajında... Ondan önceki makyajını da hiç beğenmiyorum. Zaten bugün senin üçüncü günün. Makyajda hiç iyi değilim zaten. Normal hayatta da sen makyajda... Sen mi yapıyorsun makyajı? Yani hayır. Bugün aslında makyajda bıraktım yapamıyorum diye. Yok dedim ben, bir şey demedim. Bugün makyajı bıraktım. Demek ki yanlış tercih etmişim renkleri diyeceğim. Ben gümüş renk ağırlıklı demiştim. Evet, beğenmedim seni. Tamam. Senin avantajın bu elbisede... Hamile taklidi yapıyor olma. O robadan başlayan, şimdi göğüslerinin kubunda bir nervürler var. O kat 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 dikişlere nervür deniyor. Onun ucunda fırfır veya çiçek, farbela her ne diyorsan var. Seni kurtaran şey hamile rolü yapıyor olma. Rengin sana çok yakışması. Ama kombinine bakarsam doğru değil.
Size hiçbirinize bugün çanta zorunluluğu aslında verilmedi. Düğün sahibi olduğunuz, düğünün içinde olduğunuz için. Hani bu anlamda eleştirmeyeceğim. Zaten puan verirken de çantalarınızla ilgili herhangi bir puan kırmadım şu ana kadar. Kombinlerinize bakıyorum. Ayakkabın yanlış. Renk sana çok yakışmış. Doğru bir numara çekmişsin. Aferin. Fena sayılmazsın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi madem o askı izlerini kapatamıyorsun, demek ki straplez elbise tercih etmeyeceksin. Yani bir şeyin bahanesi yok. Bizim en sevmediğimiz şey bu. Tamam. Rengi yakışmış. Burası böyle tabii kabarık hamile olduğun için kurtarıyor oradaki belki hani yandan içeri soktuğun aynen. için şeyler de görünmüyor ama orası içine tıktığın yerler de kat kat duruyor. Yani sen bu gecenin ev sahibisin. Ondan sonra öbür geline, yeni gelen genç güzel geline bir de nispet yapacaksın. Böyle bir makyaj, böyle bir saç, buradan deforme olan bir elbise. Burada askı izleriyle zaten çıkamazsın. Ayakkabılar kesinlikle çok kötü. Ben beğenmedim. Teşekkür ederim. Puanlarımızı yazıyoruz. Not aldık, evet.